Merhabalar Turgöl TV takipçileri. Şu anda daha öncesinden videosunu haberini yaptığımız YouTube kanalımız Turgöl TV'de yayınladığımız Aksaray'ın eski ilçesi Bayramdüğün köyündeki Mahmut Kesmez amcamızın lavanta bahçesindeyiz. Burada tamamen köydeki açık besinlerden dolayı sinek yoğunluğunu azaltmak için ektiği, oluşturduğu bu bahçede şu anda yüzlerce lavanta fidesi var ve çok güzel bir şekilde şu anda biraz sonra da göreceksiniz. Bunların hasat dönemi de geldi ve çok güzel bir koku içerisinde, çok güzel bir bahçe içerisinde bir vahanın ortasında bir cennet bahçesi oluşturulmuş adeta. Bunu sizlere göstermek, tanıtmak istiyoruz. Çünkü bu gerçekten buradaki lavanta bir girişimcilik örneği. Biz o videoyu ekledikten sonra YouTube kanalımda 96 bin kişi izledi. Beni yüzlerce insan aradı. Bu lavanta hakkında bilgi almak için, lavantanın ekimi için, işte bunların büyümesi, karı, kar marjı, oranları, bunlarla alakalı bilgi almak için yüzlerce kişi aradı ve biz de Mahmut abiye yönlendirdik. Mahmut abi de elinden geldiği kadar o misafirlerimize, o bizi arayan insanlara bilgi verdi. Fakat bizim asıl amacımız şu: Eskil'de buna benzer bahçelerin çoğaltılması ve buna benzer bir alternatif tarım ürünlerinin oluşturulması gerekiyor. Çünkü sizlerin de bildiğiniz gibi yeşil ürünler yılda aşağı yukarı 8-9 civarında su istiyor. Buna mısırı, pancarı ve diğer ürünleri örnek verebiliriz. Fakat bu lavanta, bu bahçe şu anda hiç sulanmadı bu sene. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hiç sulanmadan böyle bir verimi verebiliyor. Ve bizim Eskil'imizin, ilçemizin pek çok bölgesinde su sorunu olduğu için, su problemi olduğu için biz lavantanın yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve bu bölgede lavanta ekimiyle birlikte insanların kar marjlarını hiç değişmeden, fakat dahası bu bölgeyi güzelleştirerek çok güzel bir yeni bir akım başlatılabileceğini söyleyebiliriz. Bu açıdan lavantayı sizlere tanıtmak istiyoruz. Mahmut amcamızla röportajımızı yaptık. Biraz sonra onu da izleyeceksiniz sizler. Buranın nasıl hasat yapıldığını izleyeceksiniz. Bu bölgedeki köydeki sineklerin nasıl en aza indirgendiğini izleyeceksiniz. Ve sizlere biz bunları bu şekilde duyurmak istiyoruz. İsmim Mahmut Kesmez. Eskil'in Aksaray ilinin Eskil ilçesine bağlı Bayramdüğün köyünde yaşıyorum. Şimdi lavanta bahçesinde bulunuyoruz. Bu bahçeyi yaklaşık 6 yıl önce meydana getirdim. 6 yıl önce ekimini yaptım. İlk ekim yapmamın sebebi ticari değil, sadece köyde açık besi çok olduğu için kara sinek aldı köyü. Çok kara sinek oldu. Benim araştırmalarıma göre sineği yok ettiği, sineğin buna gelmediği, larva yapmadığı için lavanta ekmeyi düşündüm. Deneyeyim dedim. Bu bahçeye lavanta ekimi yaptım. Ve güzel oldu. Şu anda 6. yılı. Tam şu anda hasat zamanı. Hasada bir gün önce başladım. Yanda gözükecektir. Lavanta böyle bir bitki. Sineği gerçekten yok etti. Daha önce yapılan röportajda bunun maddi gelirini sordular. Ama ben maddi gelirle ilgilenmediğim için fazla bir maddiyatını bilmiyorum. Ne verdiğini de bilmiyorum. Çünkü kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıldığını biliyorum. Oraya da sevk ediyorum ama kendimizden olduğu için işleyen kişi, biz ne tartıyoruz, ne ölçüyorum, ne biçiyorum. Güzel, hoş kokulu. Köyü sinekten temizledi. Rüzgarla gelen sinekler fazla durmuyor. Her ne kadar patsa sinek olsa da rüzgarla gelen sinekler fazla iyileşmiyor, larva yapmıyor. Nihayetinde köyü temizledi. Şimdi bunu ben ilgili değilim. Maddiyatını bilmiyorum ama maddiyatının yüksek olacağını diğer ürünlere göre, örneğin bizim bölgemizde buğday, yulaf, mısır vesaire, bunlardan yüksek olacağını tahmin ediyorum. Niye, neden derseniz, bu bitki tohum istemiyor, gübre istemiyor. Böyle kıraç arazilerde su isteği yok. Bizde su çok pahalı. 120 metreden taban suyunu alıyoruz. Sulama maliyeti çok yüksek. Su istemediği için
getirisinin onlardan yüksek olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye buna aç, kullanım alanı çok, Fransa'ya ve Bulgaristan gibi ülkelere kozmetikte ve ilaç sanayinde bu lavanta yağına çok büyük meblağlar ödediğini duydum. Bu meblağlar, ödenen meblağlar çok külfiyet getirdiğinden, Türkiye'mizde de olmadığından, bir de arazi, toprak seçimi yok bu bitkide. Derin kök sahip olduğu için, derin köke sahip olduğu için fazla bir toprak iyileştirmesine de gerek duymadığından, maliyeti, yetiştirme maliyeti sadece biçim anındaki maliyeti haricinde hiçbir maliyeti yok, götürüsü yok yani. Hasadı işte tam bu aylarda, çiçeklerin dökülmemeye başladığında, bir ben koyun kırma makinesi deriz. Öyle bir ufak makine aldım, elektriğiyle biçiyorum. İşte bu ot biçme makineleri, tırpana benzer ağaç kesme makineleri ufak arazilerde bunlarla biçilebiliyor. Ama büyük arazilerde traktör arkasında bir ekipmanla biçilebiliyor. Ankara'dan, Kayseri'den böyle nişanlanan, yeni evlenenler resim çekilmeye geldiler. Ondan sonra...